Benim ortaokul ve lise hayatım biraz sorunlu. Yok, siz sınıfta kalmışsınız ben ama söyleyeyim. Kalmış. <laughs> orta 2'de bir öğretmen şiddetine uğradım ve bunu reddettim. Gerçekten herkesin söz ettiği bir aktör ordusu var mı? Babanız o topraklarda ne yetiştirirdi maalesef? Tabi buğday, işte nohut ama işte araziler ortağa verilir, ortaklar o arazileri şey yaparlar, eker, saçarlar bizim oran ifadesiyle. Ortakçıya veriyor. Ortakçıya verilir, <laughs> evet onlar. Çalışırken şimdi siz de çok disiplinli olup altınızda çalışanları bunaltıyor musunuz Mahir Bey? <laughs> e tabi onlara sormak lazım. <laughs> Yok insan bilir, mesela ben bunaltırım. Şimdi ben şuna inanıyorum. Yaşlılık diye bir şeyi kabul etmiyorum. Çünkü ruhun yaşı yoktur. Ama bir şey soracağım Bu cümle çok yaşlı cümlesi. <gülüyor> <gülüyor> Yok. <gülüyor> Erol Bey'in kaybı tabii sizin için çok büyük bir üzüntü. Ya Erol Bey'le biz abi kardeş gibiydik. Yolun kenarına oturup bağladığımız evet. zamanlar oldu. Hiç oldu işte, mu? Mutlaka. Mahir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Mahir Bey... Siyasetçi hep inandığı şeyi mi söyler yoksa zaman zaman beyaz yalanlar da söyler mi? Kendi adıma söyleyebilirim. Ben e, dokuz yıldan beri aktif siyasetin içerisindeyim. İnanmadığım hiçbir şeyi söylemedim. Bugüne kadar? Evet. Yanıldığım olmuştur ama inandığım şeyi söyledim. Ha yanılmak tabii, yanılmak başka bir şey ama. Evet. Yani bilerek hiçbir zaman gerçek olmayan, karşılığı bulunmayan hiçbir şeyi söylemedim sözcülüğüm döneminde de grup başkan vekilliğim döneminde de. Ha sonra eğer o konuda bir yanlış bilgiye dayalı bir e, şey söylemişsem onu da düzeltmişimdir mutlaka. Nasıl atıldınız siyasete? Siyasete şöyle benim çok sevdiğim dostum Erol çok 92 yılında tanışmıştık Erol Bey'le. Daha sonra AK Parti kurulduktan sonra Erol Bey'le beraber e, bazı e, projelerde bulunduk. Yani seçim kampanyaları 2007 yılında e, Recep Tayyip Erdoğan'la, Sayın Cumhurbaşkanımızla tanıştım. Kampanya sunumunu yapmamı istemişti e, Erol Bey. O zaman tanıştık. 2009'da da Sayın Cumhurbaşkanımız Merkez Karar e, Yönetim kurulunda görev alıp almayacağımı sordu. Ben de onur duyarım dedim ve 2009 yılında MKYK üyesi olarak siyasete girdim. 2011'de de milletvekili olarak devam ettim. Yani sizin aslında siyasete ilginiz Erol Olçak Bey'le başlıyor. Ol çok Bey'le başlıyor. Aslında Erol Bey'le beraber ken ben yine siyaseti düşünmüyordum ama bir şekilde siyasetin iletişim, siyasal iletişim kısmındaydım. Sonra 2009 yılında Bizatiy siyasetin içerisine girdim. Nerede büyüdünüz? Ben e, Elbistanlıyım, Kahramanmaraş Elbistan 1983 yılına kadar e, Elbistan'daydım. Sonra buraya İstanbul'a 1983 yılında geldim, Bahçelievler Kocasinan Lisesine. Sonrasında hep İstanbul'daydım. O muhtemelen aynı dönemlerde, aynı yerlerde olmuşuz. Şey, yaşıtız o zaman. Ben 66 doğumluyum. Ben, ben de 66 doğumluyum. Çünkü 82... Ben 82 yılında üniversiteye girdim. Ama ben çok küçük okula gittim. <laughs> Benim ortaokul ve lise hayatım biraz sorunlu. Yok, siz sınıfta kalmışsınız <laughs> ama <sınıfta> söyleyeyim. Kalmış. <laughs> e, orta 2'de ve lise 1'de aslında e, okulu bırakmayı düşündüm. O kadar evet. sevmiyor muydunuz yoksa tembel bir öğrenci miydiniz? Şimdi öğretmenlerle kurduğunuz ilişki çok önemli. Sanırım öğretmenlerim konusunda İstanbul'a gelene kadar biraz talihim yaver gitmedi. Ama İstanbul'a geldikten sonra yani İstanbul'da Bahçelievler Koca Sinan Lisesi'nde öğretmenlerimle olan ilişkim iki tane çok kıymetli öğretmenim vardı. Bir tane edebiyat öğretmenim, bir tanesi tarih öğretmenim. Her ikisi de, mesela edebiyat öğretmenim vesilesiyle İstanbul Kültür Çevresi'yle tanışma imkanım oldu. İnsan e, tabii e, kendi mecrasını bulduğu zaman akıyor. E, sanırım e, biraz e, öncesinde yaşadığım sorunlar biraz mecra sorunuydu herhalde. İki defa ailemle görüşüp okulu bırakmayı düşündüm. Orta iki ve lise birde. Hem orta ikide bir yıl ara verdim, hem lise birde bir yıl ara verdim. Sonra aile beni tekrardan e, okumaya ikna etti. Ne, neydi o sizi ara vermeye iten şey? Başarısızlık, ne bileyim o okumama isteği? Şimdi ben e, yapı olarak e, insanlarla olan ilişkime çok o, önem veren bir insanım çünkü... Biraz da insan e, duyguları kadar var. Yani bizim konforumuzu sağlayan aslında duygularımız, düşüncelerimiz değil. Duygularımız bizim konforumuzu sağlıyor. E, orta 2'de e, bir e, öğretmen şiddetine uğradım ve bunu reddettim. Lise 1'de de tabii bir de e, o dönemlerde hatırlayın sağ sol olayları da vardı ve okullar Adeta şiddetin merkezi haline gelmişti sağcı öğrenciler, solcu öğrenciler. Ee, sanırım biraz onların da e, etkisi oldu. Ben çok iyi hatırlıyorum. Orta 2'de bir gece hükümet değişti. Milliyetçi cephe hükümeti devrildi. Ee, o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldi. Ertesi gün okul el değiştirdi. Ertesi gün ben çok temiz bir dayak yedim. Ee, çünkü çırpınırdı Karadeniz'i söylemişim. Orta ikinci sınıftaki bir öğrenci için. Ee, o dönemde biraz tabii bu sıkıntılar da vardı. Sanırım onların da etkisi oldu. O zaman Mahir Bey, sizin siyasete ilginiz aslında çocukluktan da başlıyor. Yok, siyasetle ilgili değil. Aslında e, büyüdüğüm aile e, biraz e, kültürel değerlerine bağlı e, Demokrat Parti ili idi babam. Kardeşlerim MHP'liydi, ülkücüydü ve okuduğumuz kitaplar o dönemde daha çok siyaset olarak değil de mesela ben o dönemde Orta 2'de Emine Işınsu'nun kitaplarını okuyordum. Mustafa, mesela Mustafa Cemiloğlu'nun Kırım'da hapishanede yaşadığı işkenceleri orta ikinci sınıfta okuyordum. siyasal ya da ideolojik bir şey değil aslında. Hepimizin dinlediğimizde e, mutlu olduğumuz e, bir parça, onu söylemişim. Dediler, sen onu söylemiştin, hatırlıyor musun? Dediler ve bana temiz bir dayak attılar. Beni en çok Emine Işınsu'nun o, o dönemde Sancı diye bir romanı okudum. Vardı. Evet. O etkilemişti. Çok da güzel bir dili vardı Emine Işınsu. E, Emine Işınsu romanlarının neden dizi olmadığını hep çok sorgulamışımdır ben. Çok dizi olmaya müsait romanlardır. Evet. Hikayeler çok güçlüdür, evet. kurgular çok güçlüdür. İstanbul'a... Tek başınıza mı geldiniz? Bey, Ailenizle Hayır. mi geldiniz? İstanbul'da ablam buradaydı, e, abim buradaydı. E, onlarla beraber geldi. Ailem yine Maraş'ta kaldı. Maraş'ta kaldı evet. Ve o Maraş olaylarını hatırlar mısınız? O zaman 12 yaşındaydım evet. Hatırlıyorsun? Hatırlıyorum, hatırlıyorum tabii. Değil mi hatırlıyorum, hatırlıyorum. Ben de çok küçüktüm. Mesela benim üstüne travma yarattığını hatırlıyorum günün. Yani e, 1978, 12 e, yaşındaydım. Ve tabii e, o günün Türkiye'sinin şartları içerisinde e, değerlendirildiğinde şunu söyleyebilirim. Türkiye'de toplumsal alanda Kürtlerin Türklerle, Alevilerin Sünnilerle ben bir sorun yaşadığını hiç görmedim. Yani ben Elbistan'da... Büyüdüm. Elbistan'da da Alevi kardeşlerimizle beraber herhangi bir ayrımcılık olmadan gayet mutlu mesut şu anda da o günde de biz yaşardık ama Türkiye'de takdir edersiniz ki geçmişte ve hala bugün izleri devam ediyor bir dönem Kürt Türk kavgası bir dönem Alevi Sünni kavgası bir dönem laik antilayık kavgası o bir toplumsal çatışma alanı oluşturulmak için çok ciddi provokasyonlar yaşandı o provokasyonlardan birisiydi o yani Yoksa ben e, insanların e, ne Çorum'da ne Kahramanmaraş'ta herhangi bir provokasyon olmadan birbirleriyle bin yıldan beri bu topraklarda kardeşçe yaşayan insanların bir provokasyon olmadan öyle bir çatışmaya girebileceklerini düşünmüyorum. Böyle diyoruz ama gerçekten hayat öyle mi? Çok emin değilim ben Mahir Bey. Mesela ben bir sürü Sünni aile biliyorum ki Alevi damat istemeyen, Alevi gelin istemeyen. Şöyle de diyebilirsiniz. Birçok zengin aile görüyorum ki işte şöyle istemeyen. Yani bunun tersine binlerce bu ülkede Alevi ve Sünni arasında evlilik vardır, akrabalık vardır. Mesela bizim Elbistan'da aynı şekilde bir sürü evlilikler var. Bunun her anlamda farklı örneklerini görebiliriz diye düşünüyorum. Yani bunu bir alana indirgememek lazım. Genel olarak baktığınızda Türk kültürünün taşıyıcısı Alevilerdir. Yani o değişlerdir, türkülerdir semahlardır. İstanbul'a ailesinizden uzak geldikten, uzaklaşıp geldikten sonra daha iyi bir öğrenci olduğunu anlıyorum. Sanırım evet, daha iyi bir öğrenci oldum. Mesela takdir aldım, ben de şaşırdım ilk geldiğimde. Hatta ben öyle bir şey beklemiyordum. Tabii arkadaş çevrem, öğretmenlerle kurduğum ilişki, sanırım o çok ciddi anlamda beni motive etti ve lise 2 ve lise 3'ü Bahçılevdar Koca Sinan Lisesi'nde okudum. Ee, her e, iki yılda da takdir aldım yani... Sonra üniversite sınavına girdiniz. Sonra üniversite sınavına girdim. Marmara Üniversitesi'ni bitirdim. Bu reklamca, yani siyasi iletişimle ilişkiniz nerede? Çünkü bildiğim İlahiyat Fakültesi mezunusunuz değil mi? Yanlış mı? Şöyle, e, bunu hep anlatıyorum bu hikayeyi. Şimdi ben aslında İstanbul Sosyoloji'ye gitmek istiyordum. Bir felsefe öğretmenim. Ee, o dönemde felsefe öğretmenleri PDR uzmanı gibi çalışırlar hatırlarsanız. Tercihlerde falan felsefe öğretmenleri yardımcı olurlardı. Ben sosyoloji okumak istediğimi söyleyince dedi ki sen önce ilahiyat okuman gerekir. Neden diye sorduğumda dedi ki eğer e, toplumun kültürel kodlarını anlamak istiyorsan önce inanç kodlarını öğrenmen gerekir ...toplumun inanç kodlarını anlamadan, kültürel kodlarını anlayamazsın. Onun yönlendirmesiyle ben ilahiyata gittim. Tabii lise mezunu bir e, kişinin ilahiyata gitmesinin nasıl e, zor olduğunu orada yaşayarak gördüm. Sonra ben sosyolojiye döndüm tekrardan. Sosyoloji yüksek lisans, sosyoloji doktora. Ama siyasete girdikten sonra e, sosyoloji doktora tez döneminde kaldım. Bitirmedin Bitirmedim. En bir önemli sınırı geçmişsiniz abi. Yeterlik sınavını geçmişsiniz. <laughs> yeterlik sınavına da girmedim. Ha, girmedim. Yeterliğe de girmedim evet. Yani Çünkü... ders dönemini bitirdim, yeterliğe girmedim İşte tez aşamasına geçecektik, kaldı öyle. Çünkü yeterlilik bit geç bit geç yeterlik mi? De tabii doktora ist bitti demek. <laughs> evet, İstanbul sosyoloji de çok sağlamdır yani çok iyidir. E, ee, sosyoloji doktorasından sonra mı yurt dışında partilerin seçim kampanyalarını yönettiniz? 2005'te başladım. 2005'te önce e, Irak, e, Tarık Haşimi'nin e, bir seçim kampanyasında e, çalıştık. E, 2007 Malezya, sonra Lübnan, Fuat Sinyora çalıştık. Malezya'da Enver İbrahim'le. E, Çok Mesela Başka ülkeden bir insanın, başka ülkenin sosyolojisinde seçim kampanyası yönetmek bana çok zor bir şeymiş gibi geliyor. Ee, çok keyifli. Şöyle, e, kültürlerin kendi içinde oluşturduğu bir körlük vardır. Dışarıdan gelen bir göz bunu daha net görür. Mesela ben yabancı bir ülkede seçim kampanyası yaptığımda hep şunu yaptım. Önce oradaki duyguyu anlamaya çalıştım. Çünkü insanları harekete geçiren düşünceler değil, insanları harekete geçiren duygulardır. O duyguyu anladıktan sonra o duyguyu ifade eden e, bir, onu bir dile, iletişim diline, siyasal iletişim diline dönüştürürsünüz. Sonra onun üzerinden e, bir strateji kurgularsınız yine aynı duygu üzerinden. E, mesela Malezya'da o duyguyu bulmakta zorlandım. Tunus'ta mesela o duyguyu bulmakta zorlandım. Bunu ben Malezya'da oluştururken, mesela onlara ilk seçim kampanyalarını planlarken şunu söylemiştim. Yani bir kahramanınız var mı? Çünkü toplumu taşıyan o kahramanlardır. Onlar oluştururlar duyguyu. 1957'de Malezya özgürlüğüne kavuşmuş bir kahraman bulamadık. Malezya'nın kurtuluşunda etkin olan Abdurrahman Tunku, o, o da e, dediler ki biraz fazla uzun yaşadı o da. <laughs> bir toplumda insanları oy verme davranışına sevk eden temel e, faktörler neler? Yani onun seçimlerini belirleyen, onun tercihlerini belirleyen temel faktörler neler? Onlara daha derinlemesine baktığınızda o farkları daha açık görmeye başlıyorsunuz. Hep Erol Bey ile birlikte mi yaptınız o kampanyayı? Erol Bey ile beraber yaptık evet. Erol Bey'in kaybı tabii sizin için çok büyük bir üzüntü. Ya Erol Bey ile biz abi kardeş gibiydik. Yani her konuda mesela o bir işi ben tabii siyasete girene kadar, siyasete girdikten sonra 2011'den sonra artık ben Recep Tayyip Erdoğan'la beraber bir siyasetçi olarak ee, ...hayatıma devam etti ama dostluğumuz, arkadaşlığımız e, hep sürdü. Ama öncesinde bu seçim kampanyalarında hep beraberdik. Erol Bey öldükten sonra AK Parti'nin seçim kampanyalarının başarısız olduğu fikrine katılıyor musunuz Mahir Bey? Şimdi tabii Erol Bey'in e, çok ciddi bir katkısı vardı. Çünkü Erol Bey'in adeta bütün hayatı buydu yani Erol Bey bütün zamanını aa, yeni bir şey bulmaya, yeni bir seçim müziği, yeni bir şarkı bulmaya, yeni bir dil, yeni bir söylem, yeni bir bakış açısı bulmaya ayırır ve sürekli insanlarla oturur, konuşur, tartışır, iklimi anlamaya, o siyasi atmosferi okumaya bütün zamanını aa, ona ayırırdı. Ve tabii o yönüyle çok o, ciddi bir katkı sağlar. Erol Bey. Erol Bey'den sonra evet bir reklam ajansı anlamında AK Parti ciddi bir sorun yaşadı. Anneniz babanız ne iş yapardı Mahir Bey? Babam geniş toprakları olan ve kendisi siyasetle ilgilenen bir beyefendiydi. Kendi döneminde işte 1909 doğumluydu. Ben doğduğumda 56 yaşındaymış babam. Siz en küçük çocuksunuz. Ben en küçük çocuk. Tekne kazıntısı denilen. Tekne deneyim. kazıntısıyım. Yani işte e, o dönemde Antep'te idadi okumuş, Fransızcası iyiydi, eski yazı kullanırdı hala. Annem ev kadınıydı. Ee, annem Malatya Darendeli ee, Mahir Usta'nın kızı, ee, bir ahşap ustasının kızı. Çok duyarlı. Aslında daha çok sanırım ben annemden de etkilendim çünkü çok. Duygulu bir insandı, çok e, duyarlı bir insandı. Şu anda hala muhafaza ettiğimiz bir bahçemiz vardır. Yani yüzyıllık bir bahçedir. Bütün kardeşlerin hayatında o bahçenin çok e, önemli bir yeri vardır. Anıları. Anılar vardır. Babanız o topraklarda ne yetiştirirdi Mahr Bey? E, Tabii buğday, işte nohut, bir de elbistan ovası Türkiye'nin en büyük, dördüncü büyük ovasıdır, pancar. Ama işte araziler ortağa verilir, ortaklar o arazileri şey yaparlar, eker, saçarlar bizim oran ifadesiyle. Ortakçıya veriyor. Ortakçıya yani. verir evet o <laughs> Yüzde ellisini. Şey... Yüzde ellisini Eylül Ekim ayında hasatla <laughs> beraber getirirler. Babam pek rahmetli elini soğuktan sıcağa vurmaz diye. Keyfine düşkün bir. Keyfine düşkün bir. Siz de öyle misiniz? Yok biz o bir, bir, yani o kuşak başka bir kuşak. Yani o... Onlar da e, imparatorluk artığıydı aslında. Yani o büyük bir İmparatorluk bakiyesinin çocuklarıydı onlar. Onların duygusu bizden farklıydı. Her kuşak kendi duygusunu oluşturuyor aslında. Daha çok annenize düşkün ve babanızla çok anlaşamıyor musunuz gibi bir hisse kapıldım mailime. E şimdi şöyle, mesela babam gazetesini eline aldığında evde çıkmazdı. Yani o babanın evde oluşturduğu ciddi bir otorite vardı. Sorunlar anneyle konuşulur. Anne aracılığıyla sorunlar ee, babaya iletilirdi. Ha, çok otoriter bir babayla otoriter büyüdünüz. Otoriter bir babayla büyüdüm. Zor bir şey değil mi? Yok ama şunu çok iyi bilirdik. Otoriter insanlarla büyüyenlerin daha çok otoriteyle sorunu oluyor ya sonradan. Otoriteyle disiplini belki birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Yani otoriterliği bir yönüyle belki baskıcılık diye nitelendirebilirsiniz. Ama otoriterliğin bir yönü de disiplindir aslında. Ee, babam daha çok disiplinliydi. Babamın kuralları vardı. Ve e, o kurallar da onun için ilkeliydi. Mesela ben hayatım boyunca hiçbir yere geç kalmış bir insan değil. Mesela eşim de bu durumdan biraz şikayetçidir. Mesela ben e, zaman konusundaki disiplinimi babamdan aldım. Yine insanlarla ilişkilerimde, babam insanlarla kurduğu ilişkilerde insanların hukukunu korumak lazım derdi. O insanların hukukunu korumak lazım çok büyülü bir cümleydi. Senin sınırların var, onların sınırları var. Ee, o o hadde tecavüz etmemek gerekir. Ve tabii bunun getirdiği e, ilkeler var. Sanırım babamdan daha çok o, disiplinli olmayı aldım. Ama babamın bizi çok sevdiğini bilirdik. Çünkü ayağımıza taş değse babam seferber olurdu. Yani ilgisiz bir insan değildi, daha çok disiplinli bir insan. Ve o disiplini sizde geçti. Çalışırken... Ailemin, ailenin hepsinde vardır o disiplin. Çalışırken şimdi siz de çok disiplinli olup altınızda çalışanları bunaltıyor musunuz Mahir Bey? <laughs> e tabii onlara sormak lazım. <laughs> Yok, insan bilir. Mesela ben bunaltırım. Çünkü Öyle. hiçbir şey yanlış gitsin istemem. Mesela... Bakanlığım döneminde, grup başkan vekilliğim döneminde ve şimdi genel başkan yardımcılığım döneminde e, arkadaşların e, şikayetçi olduğu şey şudur. Ondan da pek aslında şikayet edemiyorlar. Ben toplantı yaptığımda toplantıda kim hangi görevi aldı, hangi sürede teslim edecek, konu ne? Bunları mutlaka yazar ve bir sonraki toplantıda kim hangi görevi almıştı, hangi sürede bitirecekti ve bunu çek ederim çok iyi bir takipçiyimdir bu anlamda. Bu tabii arkadaşlarımda biraz daha fazla dikkat ve yüksek performans göstermeleri gerektiği sonucunu ortaya çıkarıyor. Mesela gereksiz konuşma yerine genellikle ya bak böyle bir şey vardı. Yani bunu bu tarihte teslim edeceğini söylemişin bu işi. Saat konuşurum, sonuç konuşurum. Biraz da sonuç odaklıyımdır aslında. Bir bilişsel çözümcüsünüz. Evet, biraz kognitif giderim. <laughs> Ama bilgisayar çözümcüleri iyidir, hızlı e, çalışır. E, i̇yi çalışır, evet. Hızlı çalışırlar, yani evet. çok, sonuçta çok çabuk giderler. E çünkü süreçleri hızla gözden geçirirler ve o süreçlerin sonucunda ortaya çıkacak muhtemel şeyleri görürler. Çocuklarınız var mı? Ay. İki tane çocuğum var. Büyükler. Bir kızım psikolog, bir de beş yaşında oğlum var. Ha ufak. Bir aralarında bayağı yaş farkı var aslında. Evet. Kızınız da siyasetle ilgileniyor mu? Yok, o siyasetle ilgilenmez. O iyi bir psikologdur. Klinik psikolog mu? Şimdi klinik psikoloji masterı yapacak Amerika'da. Ha Türkiye'de yaşamıyor. Evet. Evli. Evli. Torununuz? Yok, dede olmadım daha. <laughs> Korkuyor musunuz dede da? <laughs> dede olma duygusu evet, biraz korkutuyor sanırım. Yaşlılık duygusu mu geliyor Mahir Bey? Şimdi ben şuna inanıyorum. Yaşlılık diye bir şeyi kabul etmiyorum. Çünkü ruhun yaşı yoktur. Ama bir şey soracağım. Bu cümle çok yaşlı cümlesi. <laughs> Yok. İnsan yaş alır ama yaşlanmaz diye düşünüyorum. Mesela ben hiçbir zaman kendimi 40 yaşında hissetmedim. 50 yaşında hissetmedim bedeninizde mi hissetmiyor. Mesela ben 50 yaşımı geçtikten sonra hayata bakışım da çok başkalaştı. Artık ne bileyim, keyif aldığım şeyler de başkalaştı. Daha içime kapandım. İşte bunun ruhumla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bedenimle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Ama gençken atıyorum üç gece üst üste sokağa çıkıp işte yemek yiyip bilmem çalışabiliyordum. Şimdi bir gece yapsam pert oluyorum zaten. <laughs> Ya biraz o olgunlaşmakla ilgili. Yani mesela ben e, çocukluğumda hatırladığım ilginç bir anım vardır. Ya dört ya da beş yaşındaydım. Bir gün oyuncaklarıma baktım. Kendi kendime dedim ki bir gün bunlarla oynamaktan sıkılır mıyım acaba? Sonra dokuz yaşımda oyuncaklarımla, sekiz ya da dokuz yaşımdaydım. Oyuncaklarımla artık oynamak istemediğimi fark ettim. Ve sonra şimdi düşündüğümde şunu görüyorum. İnsanın o gelişiminde... E, ...dönemler var ve o dönemleri geçiyorsunuz. Yani her dönemin kendine has güzellikleri var. Bence eskiye takılıp kalmak yerine o önünüzdeki zamanın size açtıklarıyla ilgilenmek daha keyifli geliyor. Mesela ben şimdi geçen de söyledim bir yerde... ...sahiden hayat çok mucizevi ve o keşfetme duygusu insana heyecanlandırıyor. Yaşama sebebi bir yandan da. Evet. Yaşamada bir amaç keşfetmek. Son Kesinlikle. Ufak çocuğunuzun da mesela bir gün siyasetle uğraşmasını ister misiniz Mahir Bey? Yani bu onun isteyeceği bir şey diye düşünüyorum. Eğer hayatının bir döneminde siyasete girmek isterse ve bunu benimle paylaşırsa sanırım ona sorular sorar. Ne sorarsın? Bunu gerçekten isteyip istemediğini sorar. Ne da neden böyle bir yönelim, böyle bir eğilim hissettiğini sorar. Ve gerçekten isteyip istemediğini anladığımda eğer gerçekten istiyoruz o zaman onunla deneyimlerimi paylaşırım. Siz şu anda milletvekili değilsiniz değil mi? Milletvekili. Aa. Hmm. O grup başkan vekilini bıraktınız. Bıraktım. O o bir şey herhalde değil mi? O bir döngü, bir, bir dönem birisi yapıyor sonra ayrılıyor öteki yapıyor. Evet evet. Ya hep, hep aynı insan yapmıyor. Hayır, hep aynı insan. O değişiyor. Bütün siyasi o... partilerde değişiyor. Maalesef Şimdi... o şöyle mi? Hani. Kim sivrilirse ona verilen bir şey mi? Hayır. Şimdi e, mesela bir siyasi partinin genel başkanı var. O siyasi partinin genel başkanının eğer partisinden milletvekilleri varsa ve o milletvekilleri mecliste bir grup kuracak sayıdaysa, mesela 20 yani, 20, 20 ise partinin mecliste bir grubu olur ve bir grup başkanı olur. Genellikle genel başkan grup başkanı da olur. Bir de grup başkanının vekili olur. Grup başkan vekili. Grup başkan vekili. Yani mecliste ki her gün meclis açık olduğu sürece meclisteki işleri takip eden, genel kurulu takip eden, yasama süreçlerini takip eden e, bir e, şey olur. O, görevi vardır onun. Ben sınıf başkanı diyorum onları. <laughs> sınıf başkanı, <laughs> <diyor>. evet. <laughs> Yani her grubun bir sınıf başkanı vardı evet, genel çu, kurulda. Çünkü şey ya hani kavga etme, işte kavgayı önleyecek taşkını önleyecek çok da zor gruba bir iş. Gruba hakim olacak, olacak. Çok gruba da zor bir iş içecek, Gruba dönük sataşmalara cevap verecek. Çok da zor bir iş. Çok sıkıntılı bir iştir. Bir, çelik gibi sinir istiyor yani. Evet. Muhtemelen ben yapamam mesela. <laughs> Değil mi çok sinirinin sağlam olması lazım. Sinirinizin yani. sağlam olması gerekiyor. Provoke olmamanız gerekiyor. Çünkü karşı taraf sizi provoke eder, sabote eder, sizi kızdırmak ister, kızmamanız gerekiyor. Ama galiba artık Türkiye'de siyaset yapabilmek için provoke olmamak gerekiyor. Evet, bütün dünyada böyle artık. Her yerde bu kadar sert mi ki siyaset? Amerika'da görüyorum şu anda çok sert. Aslında biz e, dünyayı Türkiye'den okumak... Hatasına düşüyoruz bazen. Aslında e, dünyayı Türkiye'den değil, Türkiye'yi dünyadan okumak gerekiyor. Çünkü dünya şu anda büyük bir kırılmanın içerisinde, büyük bir değişimin, büyük bir dönüşümün yani 150 yıl önce sanayi devrimiyle nasıl bir değişim dönüşüm yaşandıysa, hatta daha eskiye gidebiliriz. Nietzsche'yi, Freud'u, Marx'ı çıkaran ve sosyolojiyi bir disiplin olarak ortaya çıkaran, toplumsal alanda ne oluyor sorusunu sorduran, o bütün uçurumlarıyla birlikte gelen değişim şu anda yine bütün uçurumlarıyla birlikte gelmiş durumda. İkinci sanayi devrimini yaşıyoruz diyorsunuz yani. İkinci sanayi devrimini geçtik, üçüncü sanayi devrimini geçtik. Şu an dijital çağın içindeyiz. Ve dijital çağ ee, sanayi devrimine falan benzemiyor. Dijital çağın temel özelliği hemen yanı başımızda bir siber dünya oluşuyor. Yani şu an içinde olduğumuz gerçeklik yani zaman ve mekan boyutu olan, içinde e, hareket edebildiğimiz bir uzama sahip olan bir gerçekliğin içindeyiz ve burada işte avukatsınız. Burada İnsan eylemlerinin sonucu ortaya çıkan hukuk, ahlak, din, bir sürü bir şey ortaya çıkıyor. Bütün bu konuştuğumuz her şey aslında insan eylemlerinin sonucunda ortaya çıkan şeyler. Eğer insan eylemleri olmasaydı hukuk diye bir şey olmayacaktı. Kültür diye bir şey olmayacaktı. Şimdi ilginç bir şey. Bunu pek görmüyoruz şu anda. Şu anda siber dünyada da insan eyleminin sonuçları var ve buna dair bir hukuk yok. Buna dair bir kültür yok, buna dair bir ahlak yok ve daha da fena olan şey şu. Burada yani burası fiziki co coğrafya, burası internet coğrafyası. İnternet coğrafyasında mekan yok. Mesela bizim zihnimizi şekillendiren fiziki coğrafyaydı. Bizim için yakın ve uzak vardı. Şimdi Z ve Alfa kuşağı için fiziki coğrafya yok. Zaman ve mekan yok, ara prosesler yok. Mesela biz bir şeyi anlamlandırmak için üzerinde düşünmemiz gerekirdi. Bir kızla konuşacaksak eğer öncesinde defalarca biz onu proses ederdik. Ama şimdi bakıyorum artık o ara prosesler yok. Ara anlamlar yok. O ara anlam şiiri ve edebiyatı doğurdu. Şimdi şiir ve edebiyat da yok. Çünkü anlam ve duygu da hızla o hıza mağlup düştü adeta mağlup oldu. Şimdi burada oluşan siber dünya ve siber dünyanın e, ve o eylemin sonuçlarına dair bir fikrimiz yok ve burada ne olacağını henüz bilmiyoruz. 2017 yılında Cambridge Uluslararası Hukuk ve Siber Uygulamalar diye bir el kitabı hazırladı. Orada kurallar koydu. Mesela birinci kural devletlerin egemenlik hakkı siber dünyada da geçerli. Şimdi mesela siber egemenlik kavramını konuşmaya başladık. Siber vatan kavramını konuşmaya başladık. Siber güvenliği konuşuyoruz. Bana diyorlar ki siber vatan ne demek? Bir şey çıkardın ortaya. Ne demek siber vatan? Nasıl ki burada sınırlarımız varsa siber dünyada da güvenlik duvarlarımız var. Yani savunma sanayiinden iletişime e, işte e-devletten finans sektörüne kadar sizin orada birçok sınırlarınız var. ...bunların e, korunması, kişisel verilerinizin korunması, bu dünya çok ürkütücü. Mesela Dark Web'i konuşmuyoruz. Karanlık internet daha henüz konuşulmuyor. Bizim konuştuğumuz internet coğrafyası dediğimiz aslında Iceberg'in sadece şeyi konuşuyoruz. Görünen e, yüzünü konuşuyoruz. Asıl onun altında büyük bir buzdağı var henüz daha konuşmadığımız. Dünya konuşuyor da bize gelmedi daha. <laughs> e, biz de konuşuyoruz aslında. Ee, i̇şte geçen gün Elon Musk'ın e, Neuralink projesi aslında ürkütücü derecede korkutucu bence. Mar Bey hazır bu konulara gelmişken hemen sorayım. Gerçekten herkesin söz ettiği bir aktörlü ordusu var mı? Hayır. Peki kim o hepimizin altına bize küfür yazanlar? Şöyle. Biz Çünkü, Ak çok özür dileyerek araya gireceğim. Çünkü mesela ben atıyorum CHP ile ilgili bir şey yazdığımda ben HDP ile ilgili, İyi Parti ile ilgili bir şey yazdığımda hemen altına küfür geliyor. Ama AK Parti ile ilgili bir şey yazdığımda kimse bana küfür etmiyor. Nasıl oluyor? Öyle değil. Öyle vallahi. Ben mesela... Deneyle sabit bir buçuk milyon ben... takipçim var, öyle. Ben bir tane tweet atıyorum, tweet'imin altına en az 100 tane hakaret geliyor. 100 tane hakaret ve hatta tehdit geliyor, hatta DM'den yazıyor. DM'niz açık mı? Açık. <laughs> Niye ki? <laughs> Neden açık bırakıyorsunuz canım? Hem e, Instagram, hem Twitter açık şöyle, hem de Facebook Messenger açık. Çünkü bir siyasetçi olarak insanların... Bana her kanaldan ulaşması İletişim, gerekiyor abi. ve gerçekten birçok ihtiyaç sahibi insan da oradan yazdığında yüzlerce insana da oradan ulaştığımız oluyor. İşte Edirne'den yazıyor, Şırnak'tan yazıyor ya da Kars'tan yazıyor. Şimdi bakın biz AK Parti olarak sadece iki milyon yüz bin teşkilat mensubumuzla gerçek kişiler olarak sosyal medyada bulunuyoruz. Onun dışında no name hesaplar ya da... AK Parti ile ilgisi olmayan hesaplar. Bunlarla herhangi bir bağ oluşturmuyoruz. Fakat trollük dediğimiz şey bir kimlik değil, bir davranış biçimi. Bu troll dediğiniz davranış biçimi kendisini İYİ Partili, kendisini MHP'li, kendisini CHP'li, kendisini AK Partili olarak tanımlayan insanlarda da ortaya çıkabilir. Bence biz burada şöyle bir hataya düşüyoruz. Aslında her konuda böyle bir hataya düşüyoruz. Şimdi cinsel taciz. Cinsel tacizde bulunan ya da kadına şiddet uygulayan ya da şiddet e, davranışı sergileyen her kim olursa olsun bu davranışın bizatihi kendisi en ağır şekilde karşılık bulmalıdır. Şimdi bunu alır, bu davranışı alırsanız yani bir çirkin davranışı alır. Bu davranışı bir inançla, bir düşünceyle, bir siyasi görüşle eşleştirirseniz o sorunu çözemezsiniz. Artık geçmiş olsun. Yani ee, tacizin, şiddetin, hakaretin, siber zorbalığın hangi kişiden gelirse gelsin, onun düşüncesine, inancına, siyasi görüşüne bakmaksızın buna tepki göstermeniz gerekir. Eğer onu CHP'li diye tanımlarsanız, onu AK Partili olarak tanımlarsanız, onu İyi Partili olarak tanımlarsanız bunu içinden çıkılmaz bir hale dönüştürürsünüz. O yüzden biz e, sosyal medya etik kurallarını yayınladık. O birinci faz çalışmamızdı, etik farkındalık çalışması. Bizim amacımız orada şuydu, dedik ki sosyal medyada etik davranmayan her kim olursa olsun buna karşı ortak tepki göstermeliyiz. Ben CHP ile görüştüm, İyi Parti ile görüştüm. İşte Engin Altay'la, Yavuz Aralıoğluyla görüştüm. Sonra da e, bir yeşil küre uygulaması yaptık. Yeşil küre uygulamasının amacı şuydu. Küfürü, hakareti, dezenformasyonu görünür kılmak. Çünkü farkındalık çalışmalarının amacı görünür kılmak. Sonra bitti mi o yeşil küre? 40 günde o çalışma. Şimdi bizim dört faz çalışmamız vardı. Etik farkındalık, dijital farkındalık, Yerel ve küresel farkındalık ve yasal düzenleme. Birinci fazdı. Yani birinci faz dedik ki biz. Siz zaten şu anda dördüncü aşamaya geldiniz. Yasal... Dördüncü aşamayı bitirdik. Ha, yani yasal, yasal düzenlemeyi, düzenlemeyi de yaptık. Muhteşem bir şeydi çalışmaydı. Yani e, yaklaşık 160 gün sürdü. 40 gün birinci faz, etik farkındalık sürdü. Şimdi biz etik farkındalık çalışmasının 40 gün süreceğini farkındalık çalışmalarında bir ikon kullanırsınız. Biz de yeşil küreyi seçtik ikon olarak. Ve yeşil küre küfürü, hakareti, dezenformasyonu görünür hale getirdi ve tartışılmasını sağladı. Ve ben diyorum ki bu çok iyi bir iş yaptı. Ama efendim falanca küfretti. Kim küfrederse etsin. Küfür, hakaret, taciz kimden gelirse gelsin. Küfürün, hakaretin, tacizin senini benimi olmaz. Mahir Bey, şimdi siz e, medyadan sorumlu olduğunuz için anladığım kadarıyla bu sosyal medya e, da, da. yasasından da siz sorumluydunuz. Evet. Ne gelecek bizim başımıza? Ne olacak? Mesela yazılanlar gibi mi olacak? Bir Hayır. gün bir sabah kalkacağız, Twitter kapatılmış, bir Hayır. gün kalkacağız, YouTube yok. Hayır. Öyle şeyler mi olacak? Hayır, <laughs> Hayır öyle şey yok. Şimdi bakın, az önce sözünü ettiğim o siber dünya kendi hukukunu arıyor. Şimdi Amerika bunu belli bir zemine oturttu. Almanya belli bir zemine oturttu. Fransa bir düzenleme yaptı, Anayasa Mahkemesi iptal etti. Şu anda o siber dünya ile ilgili bir düzenleme arayışı var. Orada da sorun şu, dediğim gibi geleneksel hukukla oradaki suçları yargılamanız ve sonuç almanız pek mümkün değil. Bence oranın hukukunun, siber hukukun oluşması gerekiyor. Yani o bilişim suçları dediğimiz suçların daha da bir şey Tan açıkla tanımlanması, tanımlanması ve açıklığa kavuşması gerekiyor. Yani nasıl ki biz şu anda bu dünyada insan eylemlerinin sonuçları ve ortaya çıkardığı sosyolojisiyle başa çıkamazken dünya şu anda e, siber dünyada insan eylemlerinin sonuçlarıyla bırakın başa çıkmayı Mesela birçok terör örgütü biliyorsunuz Dark Web'i kullanıyor haberleşmesinde. Twitter, Facebook, Instagram sosyal ağlar bu yönüyle kendi hukukunu oluşturuyor şu anda. Bunları biz nasıl yapacağız? Bunları biz Twitter'ın, Facebook'un ve diğer sosyal ağların insafına mı bırakacağız? Ya da burada ortaya çıkan mağduriyetleri hangi hukuk zemininde çözeceğiz? Yaptığımız düzenleme bir yasaklamadan ziyade bütün bu hakları bir hukuk zeminine oturtmak, bu sosyal ağlarla e, hukuki ve mali muhataplık muhataplık oluşturmayı amaçlıyor. Yoksa kapatmak, yasaklamak böyle bir şey. Atıyorum, İran örneği var önümüzde. İran, e, İran'a gittiğiniz zaman Google, Twitter, Facebook hepsi, hepsi kapalıdır. Da. Ama insanlar Çin'de çılgın de. gibi, çılgın gibi VPN kullanıyorlar orada. Türkiye'nin çizgisi AB ve ABD çizgisi şu anda. Yani biz Almanya'nın yaptığı düzenlemeyi temel aldık ama bizi sistematik olarak İran, Rusya, Çin hattına bu konuda itmeye çalışıyorlar. Yani Türkiye'yi yasakçı, Türkiye'yi e, otoriter, Türkiye'yi e, bu konularda katı e, ve sansürcü bir pozisyona itmeye çalışıyorlar. Bizse ısrarla onlarla ilişki kurmaya çalışıyoruz ve muhataplık oluşturmaya çalışıyoruz. Mesela atıyorum ben bu kanalın içine bir tane sitcom çekiyorum. Dizi. Tamamıyla sallıyorum konusunu şu anda. İki tane kadının birbirine aşık olması üstüne bir dizi. Şimdi siz mesela buna müdahale edilecek mi, edilmeyecek? 2019'da e, yapılan bir düzenlemeyle Ritük e, internet yayınlarının da denetimi konusunda yetkili kılındı. Bu sadece Türkiye'de değil, bu sözün ettiğiniz konu yine hani dedim ya Türkiye'den dünyayı okumak değil, dünyadan Türkiye'yi okumak. Bu konu sadece Türkiye'nin bildiğiniz gibi sorunu değil. Yani şu anda internetin denetimi, internet yayınlarının denetimi konusunda bütün dünyada çok ciddi bir şey var, sıkıntı var. İşte hani henüz şuranın hukuku oluşmadı dediğim şey tam da işte bu. Buranın hukuku oluşurken, buranın hukukunu geleneksel hukukla düzenlemeye kalkıştığınızda ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Şu anda RİTÜK bununla sorumlu ve bu denetimleri RİTÜK yapıyor. Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili değil bu söylediğiniz. 2019'daki RİTÜK'ün internet yayınlarının denetimi konusuyla ilgili. Geçen yıl çıkan yasa. Geçen yani. yıl çıkan yasa evet. Yani o zaman Rütük isterse o yayını durdurabilir. E, Rütük burada keyfi davranamaz Rütük de e, yani sonuçta bütün siyasi partilerin orada temsilcileri var ve Rütük'ün de temel kriterleri var biliyorsunuz. Yani Rütük dediğimiz kurum köklü bir kurum ve bu kurumun temel kriterleri var. Orada bir keyfilik söz konusu olamaz. Rütük kendi kriterleri çerçevesinde bu denetimi yapar. İşte geçtiğimiz günlerde Netflix'te minnoşlar diye... 11 yaşındaki çocuklarınla ilgili bir şey vardı film onunla ilgili bildiğim kadarıyla Türk müdahale etti. Kendinizi zaman zaman niye ben bu işi yapıyorum derken buluyor musunuz? Hayır hiç. Hiç. O zaman çok seviyorsunuz siyaseti. Siyaseti yaptığım işi seviyorum her sabah uyandığımda benim zihnimde bir önceki günle ilgili mutlaka bir sapma olup olmadığını. Zihnim otomatik olarak değerlendirir. Mesela benim için istikamet çok önemli. Yani kim olduğum ve yolculuğum benim için çok kıymetlidir. Yani siyaset de yapsam, akademisyen de olsam ya da esnaflık da yapsam, herhalde benim için en kıymetli şey kim olduğum ve yolculuğumdur. Yani şu anda e, siyaset temelinde düşünmüyorum. Şu anda yolculuğumun buradan devam ettiğini, yani yolculuğumda şu anda buradayım. Ama benim için kıymetli olan kim olduğum ve yolculuğum. Ben yolculuğumla ilgileniyorum ve şu anda da yolculuğumun siyaset kısmındayım, öyle bakıyorum. Üzüldüğünüz oluyor mu Mahir Bey? Hayatta hep siz yolculuk olarak tanımlıyorsunuz ya, o, o yolculuklarda zaman zaman hepimizin çok üzüldüğü anlar oluyor. Ne bileyim? Yolun kenarına oturup ağladığımız evet. zamanlar oluyor. Hiç oldu mu? Mutlaka. Mesela. Çünkü bizler insanız ee, ve kaçınılmaz olarak da e, üzülürüz, seviniriz, üzülürüz. Beni en çok üzen şey e, sanırım e, güven kaybı. Yani siyaset daha çok insanla yapılan bir şeydir. Bir insana güveniyorsunuz, ona kalbinizi açıyorsunuz. Sonra onun samimi olmadığını gördüğünüzde bu çok insanı üzüyor, bu insanı çok kırıyor. Çünkü kendinizi e, aldatılmış ve kandırılmış hissediyorsunuz. O yüzden siyaset çoğunlukla kalple, e, duyguyla değil akılla yapılır. Ama siyasette de birilerine de güvenmeniz gerekir. Güvendiğiniz e, insanla ilgili yaşadığınız hayal kırıklığı çok üzücü olabiliyor. Ama bir süre sonra da şunu öğreniyorsunuz: üzülmemeyi de öğren. öğren. Istiyorsun. Anladığım birisi sizin güveninizi çok fena sarsmış. Yo birisi değil, birçok insan. <laughs> e, öyle ama. Siyasetin içinde böyle değil mi? Çok zor. Hep derler ya siyaset pis bir iş diye. Öyle bir şey Hayır, mi? Hayır, siyaset çok o... mesela siyaseti bulaşık, siyaseti pis göstermek bence siyasete çok büyük bir haksızlık. Çünkü siyaset bence en üst disiplin, bütün disiplinlerin üstünde bir disiplin siyaset. Bu yönüyle çok kıymetli siyaset çünkü siyaset toplumsal taleplerin, toplumsal ihtiyaçların çözüm kurumu. O yüzden siyaseti bulaşık siyaseti pis olarak görmemek gerekir. Siyasetin içerisinde ayak oyunları yapanlar var mıdır? Vardır. Siyasetin içerisinde bir takım e, pis politik ayak oyunları oluşturanlar var mıdır? Vardır. Ama siyaset kurumunun bizatihi kendisi değer temelli, ilke temelli yapılması gereken ve eğer korumazsanız, muhafaza etmezseniz, siyaseti muhafaza etmezseniz kaçınılmaz olarak demokrasiyi koruyamazsınız. Siyasetsizlik bugün Amerika'da hangi sonuçları doğuruyor dikkat edin. Bugün Amerika'nın yaşadığı en temel sorun siyasetsizlik. Avrupa'da da aynı sorun. Mesela Fransa'nın şu anda yaşadığı en temel sorun siyasetsizlik. Siyaset üretemiyor toplum. Siyaset üretemediği için lider üretemiyor. Merkel bir parça belki e, Almanya'da şeyi tutuyor, Avrupa Birliği'ni tutuyor. Ama Macron'a baktığınızda, Macron bütün tepkileri bir ergen tepkisi. Öyle görüyorum. Siyasette hiç... Bu kadar yıldır Mahir Bey, duygularınızla tepki verdiğiniz ve sonra da pişman olduğunuz oldu mu? Oldu. Çünkü bazen duygularınıza, bu duygu nedir? Bazen öfkenize. Bazen sevincinize. Bazen sevincinize, bazen sevginize. Hani işte bir insanı e, seversiniz, onun yeteneklerini görürsünüz. O insanın siyasete kazandırılması gerektiğini düşünürsünüz ve onu desteklersiniz. Sonrasında o insanın hani konuşmamın başında babamın bana söylediği hukuku korumak dediğim şey var ya tam budur işte. Yani insanların ilişkilerinde karşılıklı olarak birbirinin hukukunu koruması işte o hukukunuz korunmadığı zaman üzülebiliyorsunuz. E, insan olarak da e, şöyle bir şey yok işte siz hiç hata... Yapar mısınız? E tabii ki hata yaparım. Birçok hatam vardır. Birçok kez hata yapmışımdır. Mesele hata yapmak değil bence yanlış yapmamaktır. Çünkü hata ile yanlış arasında bir fark var. Hatayı yaparsınız ve ondan bir şey öğrenirsiniz. Hatayı tekrar ederseniz artık o yanlış olur. Ben yanlış yapmamaya dikkat ederim ama hatalarım her zaman olur. Ve hatalarımdan da e, her zaman bir şeyler öğrenmişimdir. O parti sözcüsüyken Mahir çıkıp açıklamalar yapılıyor ya uzun <gülüyor> uzun. <gülüyor> Onları birisi mi yazıyor? Hayır. Herkes kendi yazıyor. Tabii tabii. Siz mesela çıkmadan bir saat önce oturup yazar mıydınız? Hayır. Zaten, akış, zaten akışın içindesiniz, bütün gündemin içindesiniz zaten. İçinde yaşadığınız bir şeyi anlatıyorsun. İrticalen konuşuyorsun. İrticalen konuşursun. Öncesinde bir hazırlık... Ha şu olur, mesela teknik bir konu vardır, İşte diyelim ki Türkiye, e, Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilan etti. Siz sözcü olarak NAVTEX ile ilgili teknik bilgi istersiniz, onu alırsınız. Ama onun dışında e, zaten akışın içerisinde olduğunuz için orada siz doğal olarak e, tepkinizi verirsiniz. Açıklamalar sırasında zaman zaman işte muhalefet liderleriyle ilgili, başka insanlarla ilgili sert açıklamalar da yapılıyor. Sonra karşılaşıyorsunuz. Ne hissediyorsunuz? Ya bir atıyorum bir gün önce bir şey söylemişsiniz. Hani bir, biraz da sert olmuş. Ertesi günde karşılaştınız. Ne oluyor? Çünkü biz magazinde şöyle oluyor. Ben çıkıp birisinin hakkında bir şey söylemişsem, ertesi günde karşılaşmışsak herkes birbirine sırtını dönüyor. Hiç görmemiş <laughs> bu yapıyor. Gidiyor. o, <laughs> o şöyle oluyor. Şimdi zaten aranızda bir e, siyasi nezaket her zaman vardır. O siyasi nezaketle merhabalaşmanız gerekiyorsa merhabalaşırsınız. Selamlaşmanız gerekiyorsa selamlaşırsınız. Ama onun dışında e, o konulara oturup konuşmazsınız. Yani şöyle bir şey yoktur. Sen bana şöyle dedin, ben de sana böyle dedim. Böyle bir şey yoktur. Zaten o sizinle ilgili siyasi olarak... ...konuşmalarını yapmıştır, siz de onunla ilgili ama ben hep şuna dikkat etmişimdir. Siyasette, e, mesela e, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünde şahsiyatla uğraşmamak diye bir madde var. Güzel maddeymiş. Şahsiyatla, bu, bu çok kıymetli bir şeydir, şahsiyatla uğraşmamak. Yani kişinin şahsiyetine dönük, kişiliğine dönük, karakterine dönük konuşmamanız gerekir. Ben siyasetçiliğim boyunca hiç kimsenin... ...şahsiyetiyle ilgili konuşmadım, karakteriyle, kimliğiyle ilgili konuşmadım. Davranışıyla ilgili konuşmuşum. Ya da fikriyle ilgili. Düşüncesiyle ilgili konuşmuşumdur. Yani e, sen şöylesin diye onu yaftalamak... ...ona mesela dediğim gibi bir insana yalancısın demek başka bir şey. Bu söylediğin yalan demek başka bir şeydir. Çünkü yalancısın dediğinizde ona bir kimlik atfediyorsunuz. Ona bir karakter atfediyorsunuz. Ama bu söylediğiniz doğru değil dediğinizde o davranışının doğru olmadığını söylüyorsunuz. O yüzden ben sözcülüğüm döneminde de grup başkan vekilliğim döneminde de şuna dikkat ettim. Asla insanların şahsiyetleriyle ilgili konuşmadım. Kişilikleriyle ilgili konuşmadım. Düşünceleriyle, davranışlarıyla ilgili değerlendirmelerimi yapmışımdır. Bunlar benim düşüncelerim demişimdir. Çünkü benim sizinle ilgili düşüncelerim sizin gerçeğinizi yansıtmaz. Onlar bana ait düşüncelerdir. Eğer yanlışsa da onlar benim yanlışlarımdır zaten. Karşı taraf bunu fark ettiğinde de o şeyi korursunuz. Mesela benim bütün siyasi partilerden, grup başkan vekilliği döneminden görüştüğüm... ...çok da yakın sevdiğim arkadaşlarım var. Öyle beraber yemeklere falan gider misiniz? Tabii canım. Ya böyle olunca biz dışarıdaki insanlar bir garip oluyoruz ya. <laughs> Niyeyse. Halbuki hani ne var her... ...kez birbiriyle arkadaş olabilir, fikirlerin birbirine zıt olması... ...arkadaş olmaya engel bir durum değildir aslında hayatta. Evet. Ama niyeyse, biz siyasetin içinde olmayan insanlar bunu garipsiyoruz mesela. Ya demin birbirinize ne diyordunuz, şimdi oturmuş yemek yiyorsunuz diyorlardır size görenler. <laughs> Türkiye böyle bir hali Siyaset, var. Siyaset evet, bir yönüyle e, dediğiniz gibi. Ama ağır hakaretler olmuşsa orada zaten artık şey yapıyorsunuz, mesela bana hak etmediğim hakaretleri yapan hiçbir insanla oturup konuşmadım. Binali Bey iyi mi? Binali Bey'le dün görüştüm. Ee, sağlığı gayet iyi. Eşi Semih Hanım Efendi de ve kendisinde biliyorsunuz dün pozitif çıktı ama şu anda sağlığı iyi. Bu korona meselesi bu sefer böyle bir siyasiler atladı. Ali Bey, Babacan e, şey. Bu bir söylenti var ya Mahir Bey. AK Partililere haftada bir kere korona testi yapıldığı yolunda var mı böyle bir şey? Hayır. Size, size yapılıyor mu? Hayır. Sadece şu var, diyelim ki ee, işte MYK toplantısı yapılacak. Toplantıya girecek kişiler, çünkü toplantıyı beraber yapacağımız için toplantı öncesinde test yaptırıyoruz. Biz iki gün önceden. Bir gün önceden yaptırıyoruz. İki, i̇ki gün önceden yaptırıyoruz. Çünkü evet. sonuçlar 48 evet. saat. Evet. evet. Çünkü... İki gün Ama önceden. Allah korusun o 48 saat yaptınız. Ya. Onun işte, onu onu bilemeyiz. Hani o, öyle sonra değil. da ka yani insan sonra evet. da kapabilir çünkü. Evet, 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 evet. Bitecek mi bu bela başımıza? Vallahi ilginç bir şekilde şu anda virüsle ilgili kimse gerçekten bir şey söylemiyor. Yani virüsle ilgili bilinmezlik devam ediyor. İşte geçen hafta bir haber çıktı, Amerika'da dört tane... E, seconder covid vakası yaşandı. Dün de bir profesör tweet atmıştı. İki tane doktor Türkiye'de sekonder evet. covid oldu diye. Bu çok korkutucu. Aşı işe yaramayacak demek bu. Bu evet. Yani bu mutasyona uğradığını e, gösteriyor ve bağışıklık e, oluşmadığını gösteriyor ya da bağışıklığın dört ay, 6 ay gibi kısa bir süre oluştuğunu gösteriyor ki ben henüz daha dünyanın covid ile ilgili gerçeği kavrayamadığını düşünüyorum. Ya, bilmiyoruz. Yani e, güzel haber var. Mesela e, Sağlık Bakanımız e, Ocak ayı gibi güzel haberler bekliyor inşallah. Türkiye'den? Türkiye'de Ha geçen basın toplantısı evet, evet. Ama Sayın Koca da o gün basın toplantısında bağışıklık sadece 4 aydıdı. Evet. Öyle bir sorun var. O yüzden dikkat edeceğiz, korunacağız. ...maske, mesafe ve temizliğe devam et. Vallahi Mahir Bey, benim gibi asosyal bir insan için hiçbir şey fark etmiyor. <laughs> Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten ediyorum. çok keyifli bir sohbet. Gerçekten de, çok keyif aldım. Ben de çok keyif aldım, baş kısmı hariç. <laughs>